görevimizdir dedi. Nasıl bir görev bu? Böyle bir görev var mı? Ya çok ağır tabii. Çok bir anlamda korkutucu bir ifade. Çünkü yani Türkiye'nin tarihine baktığımızda hakikaten 6-7 Eylül'ler, madımaklar filan yani hani geçmişte böyle hani linç kampanyalarının nelere yol açtığını biliyoruz. Yani en tepedeki insanın en sorumlu davranması gereken kişi olması gere e gerekirken hani bu söylemi kullanması onun arkasından inşallah tabii ki yani hani böyle bir şey olmaz ama hani durumdan vazife çıkaracak bir takım kendini bilmezler çıkabilir mi çıkabilir ya yani Türkiye'nin tarihinde var çünkü böyle olaylar çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum fakat yani hakikaten biz gerçek sorunları konuşmak istiyoruz ya yani gerçek sorunları var bu memleketin ve yani böyle hani gündemi medyayı şey yapma manipüle etme çabası medya veya gündem mühendisliğiyle Sorunların üstünü örtme çabasından başka bir şey değil. Şimdi mesela Türkiye'de birkaç gündür neyi konuşuyoruz? Elektrik kesintileri yapılacağını açıkladı. Yani sanayiye, sanayi tesisleri, Türkiye'nin dev tesisleri elektrik alamayacaklar birkaç Çok gün. Çok kritik sonuçları olacak. Sebep İran, mi? İran'dan gaz alamıyoruz, değil mi? Hani İran gazı ses kesti birkaç gün düğüne olsa da ama o Türkiye'de işte hani elektriğin kesilmesine yol açtı Sanayiye yönelik olarak Botaş, doğalgazı bir süre için kesintili yine sanayiye vereceğini açıkladı. ya yani siz dediniz ki Türkiye yeni bir ekonomik modele geçti. İhracat öncülüğünde büyüyecek bu ülke. İhracat öncülüğünde büyümesi demek demek ki o zaman her şeyin önüne ihracatçı firmaları oturttuk. Ama siz onlara daha şimdi elektrik veremeyeceğiniz, doğalgaz veremeyeceğinizi açıkladınız. ne, ne oldu? Yani hani İran'a parayı mı ödemedi Türkiye? Öyle olduğunu sanmıyorum. Teknik bir büyük, sorun olduğunu söyleyemem. Evet. Büyük bir planlama beceriksizliği var ortada çok açık. Yani hani bu kışın nasıl geçeceği, İran'ın geçmiş yıllarda da böyle sert kışlarda kesinti yaptığı falan bunların hepsi biliniyor. Yani tepedeki insanların yap, planlaması gereken önümüzdeki döneme dair öngörülerde bulunup ona göre önlemleri alması gerekmiyor mu? bu konuda bir önlem alınmadığını şimdi anlıyoruz. Peki yani çıkıp da bir açıklama var mı? Ne oldu peki? Yani nasıl yani İran nasıl kesti gazı? Türkiye'nin bu konuda yeterli rezervleri neden hani bu konuda gerekli önlemler zamanında alınmadı? Bir açıklama duyuyor muyuz bu konuda Cumhurbaşkanı'ndan ya da ilgili bakanlardan? Hayır yok bunu söylemesi gerekirken yani gerçek sorunumuz bu değil mi? Gerçek sorunumuz Türkiye'de şu anda bazı firmaların koca koca sanayi tesislerinin elektrik alamaması, gaz alamaması hani son birkaç günün en gündemdeki meselelerinden biri olarak söylüyorum. Üretim yapamaması. Bu gerçek meselemiz bu. Gerçek mesele konusunda hiçbir şey söylemiyor Sayın Cumhurbaşkanı ya da Sayın Bakanlar. Ama hani nereden çıktığı belli olmayan bir anda hani belli ki önceden planlanmış Hani İhsan Bey'in bu programın başında söylediği sözlerle belki de bir hani işte istihbaratla filan böyle hani planlanmış öncesinden bir günde bir Manipüle etme Gündem mühendisliği çabasıyla Türkiye'nin gerçek derdi olmayan zaten yıllar önce yapılmış bir şarkının sözlerini tartışıyoruz. İran'ın gazı niye kestiği niye elektrik verilemediğini tartışmak yerine ya da karşı pazardaki yangını enflasyonu bu enflasyonu nasıl durdurulabileceğini, bu fiyatlardaki kontrolsüz artışı nasıl önün alınabileceğini tartışmak yerine bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı ya da Sayın Bakanlar açıklama yapmak yerine yani işte hani şunlardan kaynaklanıyor şu 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 sorunları yönelik olarak şu 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 önlemleri aldık tarımda şunları yapıyoruz diğer alan enerji fiyatlarında bunları yapıyoruz evet elektriğe %125 zam yaptık çünkü şundan ötürü yaptık ama merak etmeyin hani bir süre şunu yapacağız. Var mı böyle bir şey? Hayır yok. Ne duyduk? Enflasyonun köpüğünü alacağız. Başka? Başka hiçbir şey yok. Bu inandırıcı mı? Değil. Ya bu konuda bir şey söyleseniz hani çünkü Türkiye'nin gerçek derdi bu. İnsanların, vatandaşların gerçek meselesi bu. Şu anda hani şirketlerin gerçek meselesi sizin elektrik veremeyeceğinizi açıklamış olmanız. Vatandaşların gerçek meselesi zamlar. Fiyat etiket, etiketlerindeki hakikaten gözlerimizi inanamadığımız rakamlar, hani insanın hani gözleri fal taşı gibi açılmasına neden olan rakamlar. Ama yani hani bu konuda hiçbir açıklama yok. Türkiye'nin gerçek meseleleri hakkında herhangi bir bir hani bir hani bu sebeplerine dair çözüm yollarına dair herhangi bir beyanat yok büyüklerimizden. Onun yerine Bizim vatandaşların ya da işte hani bu doğalgaz ve elektrik meselesinde şirketlerin hiçbir şekilde gerçek gündemi olmayan tümüyle sanal hani böyle bir hani gündem mühendisliği çabasıyla belli ki üretilmiş ve gündeme sokulmaya çalışılan bir konu hakkında bu sabahtan beri onu tartışıyoruz veya günlerdir onu tartışıyoruz. Yani bunu tartışmak istemiyoruz ki vatandaşın duymak istediği şu enflasyona nasıl bir çözüm yolu bulunacak? Bu zamlar nasıl durdurulacak? Nedir bu işin çözüm yolu? Hani bu konuda bir şey söylemiş, söylenmesini istiyoruz. Böyle bir beklenti var halkta ama halkın beklentisinin yerine yani ona söylenen şey Sezen Aksu, Sezen Aksu'nun yıllar önce yaptığı bir şarkı yılbaşı dolayısıyla gündeme gelmesi. Hani bir ismini bile yeni duyduğumuz bir, bir hareket mi diyelim, bir siyasi oluşum mu diyelim gidip orada eylem yapması, onun bir anda Hani Türkiye'nin iktidar partisinin ana gündem maddesi haline gelmesi. Yani ben aslında hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuya zaman ayırmasını bile şey buluyorum ya hani vatandaşın beklentisi ne? Vatandaşın beklentisi hani böyle bu kadar sanal meselelere zaman ayırması yerine büyüklerimizin, yöneticilerimizin asıl meseleleri, gerçek meseleleri kendilerine konu etmeleri ve zamanlarını böyle sanal meselelere ayırmak yerine gerçek meselelere ayırmaları ve çözüm stratejileri geliştirmeleri. Yani bu tip yani hakikaten hayali sorunlara ayrılan her zaman gerçek meseleleri, yani vatandaşın gündemindeki gerçek meseleleri ayrılan zamandan çalınması anlamına geliyor ya. Barış şimdi e, hastanın hastalığını önce kabul etmesi lazım tedavi için öyle değil mi? Tabii. E, fakat burada öyle bir şey söz konusu değil. Yani burada iktidar senin zaman zaman hiç açıklama yapmıyor değiller. Zaman zaman açıklama yapıyorlar ama her şeyin dört dörtlük olduğunu söylüyorlar. Ve muhalifetin abarttığını söylüyorlar. Yani dolayısıyla senin söylediğin o şahane tedavi yöntemlerini bizim duymamız için önce hastalığı kabul etmeleri gerekiyor. Baştan onu reddediyorlar zaten. Evet ortada yani bir enflasyon diye bir sorun peki yok. yok. Yok, mu? Yok mu yani hani siz de tamam hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın evet külliyede sarayda gerçeklerden uzak olduğunu biliyoruz. Ama hani diğer AKP'li yetkililer bilmiyorlar mı bunları bu gerçekleri? Yani şu anda kendi oylarındaki erimenin sebebini anket onlar da anket yaptırıyor. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuya özel bir önem verdiğini biliyoruz değil mi? Yani uzun yıllardır anketlere evet, anket göre dışına. siyaset politika belirlediğini. E peki anket sonuçlarını alıp baktığında işte %50 sayın ağırdır söyledi Bekir Bey. %50'lerden 2015'lerde değil mi? 2015 döneminden geldik %35'e. Yani tarihin en dip seviyesine indi. %15'lik nereden baksak bir erime var. Bütün anketlerden, kendilerine yakın kuruluşların anketlerinde de aynı sonuçları görüyoruz. Kaldı ki yerel seçim sonuçlarında da gördük bunu. Sayın Cumhurbaşkanı bunu sormuyor mu ya? 15 puan, 15 puan dediğimiz hani Türk yani 85 milyonluk bir ülkede veya 45 milyon seçmende çok büyük bir oran. Çok. Nereye gitti ya bu oylar diye sormuyor mu? E, anketleri yapan firmaların yöneticileri de efendim işte enflasyon ve işsizlik demiyor mu herhalde diyorlardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani bu sorunun herhalde farkında olması gerekir. Bu bu, bu kadar tecrübeli bir siyasetçinin evet. bunu biliyor olması gerekir diye düşünüyorum. Ama bu sorun yerine konuşmak ve çözüm stratejisi üretmek yerine Sezen suyu konuşuyor. O zaman ben şunu çıkarıyorum. Yani düz bir seçmen olarak hmm. söyleyeyim bunu. E demek ki aslında gerçek meseleler konusunda yapacakları hiçbir şey yok. Söyleyecekleri hiçbir şey yok. Bundan sonra da yapacakları, atacakları hiçbir adım yok. Çözüm bu yok. çaresizlik kendileri de kabul etmiş durumda. O nedenle onu konuşmak istemiyorlar. Onun yerine Sezen Aksu'yu konuşuyorlar. E o zaman ben bu siyasi partiden, benim kendi gerçek meselelerim konusunda demek ki benim de artık bir çözüm, bir umut beslememem gerekir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi tabii eğer böyleyse hani bizim konuştuğumuz gibi bu Baza bak hikayesi en başta Hilmi'nin söylediği ve sonra herkesin aslında bir noktada katıldığı bu bir krizi gölgelemek ve örtmek meselesi ise tehlikeli de bir oyun oynanıyor aynı zamanda. Hilmi şimdi e, Müjdar şöyle diyor diyor ki bu tarikatlara verilmiş bir talimattır diyor. Katılır mısın? Ya ben e, bu mesele nereden çıktı diye baktım. Hı. 6 gün önce 130 bin kadar takipçisi olan e, siyasal İslamcı muhafazakar bir kişi bir tweet atıyor ve şey diyor işte bu şarkının sözlerini koyuyor ve diyor ki ben e, işte İslam dini adına e, hakimleri, savcıları, avukatları göreve çağırıyorum diyor.